Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Forza. 29 Ekim Salı günler iddia tahminlerimle karşınızdayım. Öncelikle bugün Türk ulusu için bayram günüdür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda kutlu olsun. Ve bütün gazilerimizi, şehitlerimizi başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsini yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun. Şimdi bugün 3'te 3 vakti yapacağız arkadaşlar. 3'te 3 yapacağız. Buna hiç şüpheniz olmasın. Çok güzel 3 tane tahmin var. Her birinde inanıyorum. Ve bunları sizlerle paylaşmak için de sabırsızlanıyorum. Ekrana şöyle bir çöp adam koydum. İki tane de elinde torba. Ve bugün 3'te 3 yapıyoruz diye de bir başlık atmayı uygun gördüm. Dün derbi günüydü. Ee, söylediğim gibi tahmin kim hangi tahminde bulunuyorsa hepsi haklıydı. Galatasaray kazandı. Bir Beşiktaş tarafta olarak Galatasaray'ı tebrik ederim. İyi oynadılar ve kazandılar. Ee, buradan da bunu söylemeyi borç bilirim. Ee, hakem Arda kardeşlerle alakalı da bir sözüm olsun. Acilen hakemliği bırakması gerekiyor. Acilen. Acilen. Yazık günah. Bu kadar da yani eyyamcı bir hakem olmaz ki. Hem Galatasaray lehine, aleyhine hatalar yapıyor. Hem Beşiktaş lehine ve aleyhine hatalar yapıyor. Yaptığı hatayı da olmayan bir pozisyonla telafi etmeye gayret ediyor. Yazık günah ya. Abi adam gibi gördüğünü çal. Hadi Arda kardeşleri geçtim. Lan sen görmedin etmedin diyelim. Ya var ne iş yapıyor arkadaş bu ülkede? Var ne iş yapıyor ya? Kırmızıyı vermeyeceksen penaltı pozisyonunu vermeyeceksen ne yapacaksın abi? Böyle olmaz ki yani. Ağzımızın tadıyla derbi izleyelim diyoruz. Yeni yaşadığımız şeyler var. Bu devran böyle dönmez. Bunu bilin arkadaşlar. Şimdi biz artık fazlasıyla konuştuğumu düşünüyorum. Tahminleri geçelim. Videonun sonunda biraz daha sohbet etmeye devam ederiz ama bir konudan dolayı çok mutluyum. Dün VIP grubuma çok fazla ilginiz alakanız oldu. Derbi ile alakalı. Ben de dün derbi ile alakalı 5 tane tahminim kazandı. O yüzden seri bir şekilde her birinize kazandırdığım için de çok çok mutluyum. İnşallah bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videonun sonunu mutlaka izlemeyi unutmayın. Ve rica ediyorum videomu da beğenin, yorum yapın, abone olun. Çok çok sevinirim. 1000 abone olduğumuzda söz görüntülü kameralı videolara başlıyoruz. Allah emanetseniz hadi bakalım tahminlerdeyiz. Almanya Kupası ile açılış yapıyoruz. Wolfsburg ile Borussia Dortmund karşılaşıyorlar. Şimdi Deplasman ekibinin son 7 maçı kaçtı? Gol var bitti. Şimdi Dortmund'un son maçlarına baktığınızda 3-6 7 maçı da üst bittiğini görüyorsunuz. Wolfsburg'un da son 7 alt 6'sının üst bittiğini görüyorsunuz. Yani üst de oynayabilirsin. Bu bir tercihdir. Fakat burada ince bir ayrım söz konusu. Bu bir kupa maçı kupa maçlarında takımlar puan alma savaşından ziyade hani e, kupada 1-0'ı koruyayım öyle devam edeyim kafasında yaşarlar. Mesela maç 1-1'e geldi. Gol atmak için hiç uğraşmayabilirler. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden burada bir ince çizgi var. Hani üst de oynayabilirsiniz futbol bu tabii ki belli olmaz ama ben karşılıklı golü çok daha mantıklı gördüm. bu yüzden bu maçla alakalı tahminim karşılıklı gol var. Oranda 1.45 değerlendirenlere hayırlı Almanya Kupası'yla devam ediyoruz. Köln-Holstein-Klein karşılaşıyorlar. Bu iki takımın toplamda 28 maçlık 1.5 gol üstü serisi var. Arkadaş. Yani 28 maçları bu iki takımın da toplamda iki golden aşağı maçları bitmiyor. Peki böyle bir durumda artı bir gol riskine girilir mi? Girilir. Neden? Ekranın sol altında analizleri görüyorsunuz. %82.5 gol üstü bitme ihtimali de var. Oranda riski karşıladığı için bu maaşla alakalı tahmini de oldukça net. 2.5 gol üstü oranda 1.45 değerlendirenlere hayırlı Hollanda kupasıyla final yapma vakti güzel insanlar de graf os karşılaşıyorlar. Analizinde çıkardığım veriyi sizlerle paylaşayım. Ev sahibi ekibin son 7 maça 2.5 gol üstü bitti. Çok güzel bir seri. Çok tatlı bir seri. 3. maç olarak genelde bazen tamamlayıcı maçlar ararız. Tamam mı? E, bu da onlardan bir tanesi olarak düşünün. Oranda bizi mutlu edecek türden kuponumuzu biraz daha katlar ve biraz daha kazanmamıza vesile olur bence. O yüzden bu maçla alakalı tahminim 2.5 gol üstü oranda 1.35 değerlendirenlere hayırlı olsun. Çok 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 sağ olun, var olun. Videoyu her zamanki gibi sonuna kadar izlediniz. Hala buradaysanız ve beni dinlemeye devam ediyorsanız her birinizin gözlerinden öpüyorum. Cansınız. Eyvallah. Sağ olun. Ee, YouTube'la alakalı performansı nasıl buluyorum derseniz şöyle son bir süreden beri birazcık böyle sanki inişli çıkışlı. Ee, bir ara seriye bağlamıştım 3'te 3 3'lerle alakalı. Ee, şu sıralar hep 2'de kalıyoruz. Ee, tekrardan 3'te 3 3'lere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bazen ya yani ben de insanım. Ee, doğrudur. Yani benim 12 ayımın 11'i çok güzel geçen ama bazen bir ayda ufak da olsa bir performans düşüklüğü olabilir. Yine de ben her şeyin çok güzel geçtiğini düşünüyorum. Ee, mesela dün derbi vaktinde e, çok fazla VIP grubuma ilginiz alakanız oldu. Artı 169 üye oldu gruplarda. Dün de derbi ile alakalı 5 tane de tahminim kazandı. Bu da çok çok değerliydi. O yüzden e, mutluyum. Kazandırdığım için mutluyum. İnşallah bunların çok daha iyisini yapacağım ve çok daha iyi devamda Gelecek e, benim VIP gruplarıma katılmak isteyenler de YouTube'da açıklama kısmında linkler var. Bana Twitter'dan ya da Telegram'dan direkt mesaj atarak ulaşabiliyorsunuz. Şimdi bugün 3 tane tahminim var. Ben bugün 3'te 3 yapmaya kararlıyım. O yüzden biraz da da sizlerle de sohbet vakti olarak ayarlamak istedim. Şimdi artık biliyorsunuz maçlar çok geç saatlerde oynanıyor. Yani Türkiye e, yaz saati uygulamasına geçmedi. O yüzden artık maçları hani artık 10 buçuktan sonra filan gecenin bir yarısına kadar maçları izlemeye gayret edeceğiz. Bunun zamanlamasını sizlerle video paylaşım olabildiğince ayarlamaya gayret ediyorum ama henüz bir değişiklik yapmadım ama bir değişiklik yaparsam da duyururum. Ben videolarımı ihmal etmeyeceğim tabii ki sizlerle paylaşmaya devam edeceğim ama geceleri daha fazla uykusuz kalacağımı düşünüyorum. Artı NBA'yi de başladı arkadaşlar. Evet NBA başladı. Ben her gece Diamond grubumda NBA tahmini veriyorum. NBA tahminlerin gelme ihtimali %92. %92 evet çok çok değerli. Ee, bu gece yine NBA tahmini vereceğim grupta. Şu anda beni sıcağı sıcağı dinleyenler varsa ve NBA'yi sevenler varsa içinizde hemen yaz bana. Telegram'dan ya da Twitter'dan. Hocam ben grubuna gelmiştim. Bilgi istiyorum dersen. Ben sana bilgi veririm NBA ile alakalı da. Grubumu da katılabilirsiniz. Şimdi bir konuya daha değinmek istiyorum ben açıkçası e, bu tahminlerle alakalı gerçekten e, şunu düşünüyorum e, çok büyük bir sorumluluğun bilincindeyim e, ve inanın bana tahminlerimi verirken inceleyip sık dokuyorum fakat bazen futbol şansı da olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben bir maçı izliyorum. i̇lk i̇şte yarı 0-5 gol üstü demişim. Tamam mı? Maçta 2 penaltı kaçıyor. 2 tane yüzde yüz kaçıyor. Tamam mı? 2 tane yüzde yüz kaçıyor. Ve adam da üstüne bir de bomboşta kaleye atamıyor. Ve ilk yarı golsüz bitiyor. Şimdi eyvallah ben doğru tahmini vermişim. Bilmem ne kaç tane serisi varmış. Ama gelmiyor. Ama bunu bazen insanlara anlatmak çok zor arkadaşlar. Tahmin alanında olduğunuz için. İşte bak Alper Forza ilk yarı gol verdi ama gelmedi. Adam işte maçın içinde yaşananlar ortada. Ama nasıl anlatacaksın bunu insanlara? Şunu bilin. Bayiste iddiada banko denen bir şey yok. Ben en sağlam, en banko, en güvendiğim maçı versem bile her zaman her zaman kaybediyor ihtimalinde olduğunu öngörmeniz gerekiyor. Bu sorumlulukla, bu bilinçle hareket etmeniz lazım. Zaten ben grubumda insanları da uyarıyorum her zaman. Bilinçli oynayın ve dikkat edin. Evet tahminlerin büyük yüzdeyle geliyor. Bu konuda bir sıkıntı yok. Çok nadiren ayda bir iki kez falan tökezledim. Onun dışında gayet güzel kazandırım. Ama yine de dikkat edin her zaman sorumlu bir şekilde iddianızı oynayın. Cebinizdeki son kuruşa kadar iddia oynamayın mesela. İşin biraz keyfinde kal. Ya da ya benim şu kadar ihtiyacım var, şu kadar miktarı gözden çıkartıyorum diyerek bir kombine ya da bir kupon da yapabilirsin. Ama abartmayın. Hayatınızı asla risk etmeyin. Benim grubum kaliteli grup. Analizimi verin, paylaşıyorum. Derbide 5 tane tahminim kazandı. Tesadüf değil. Emek verdim çünkü. Emek verdim. Maçı izledim ve yorumladım. Geldim. Üstüne düşüyorsun çünkü. Bakıyorsun, araştırıyorsun, takip ediyorsun. Ama bazen her şeyde istediğimiz gibi de gitmeyebilir. Bunu da göz önünüze alın. Şimdi e, ben bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. Şimdi artık uzun bir hafta. Ee, kupa maçlarına biraz odaklanacağız. Akşam maçlarımız olacak. Ben yine sizler için tahmin vermeye devam edeceğim. Sizlerden ricam kurban olduklarım. Ne olur videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok önemli benim için ya. Şu video, videoyu beğenmeyi şey benim için önemli. Ya abone bile olma yorum bile yapma. Eyvallah canın sağ olsun ama beğen ya. Emeğe saygı denen bir şey var ya. Esirgeme benden ne olur. Bana moral oluyor gerçekten. E, hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. VIP grubuna da bekliyorum. Şunu yakında 200'e ulaşacağız. Böyle gözüküyor. gittikçe de büyüyoruz. Ve gelenler de uzun vadele geliyorlar. Yani üye olanlar grubu bir yıllık üye oluyorlar. Yani o kadar güven fazla. bunun için de çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şu an beni dinleyen herkesi canı gönülden hepsini ve herkesi sevdiğimi de söylemek istiyorum. Ben Alper Forza. Kendinize iyi bakın.